hepiniz hoş geldiniz. Bugün benden çok uzun zamandır istenen bir videoyu çekmek istiyorum. Buradaki market yemeklerini deneyeceğim. Bugün sadece marketten besleneceğim. Aslında çok uzun zamandır buradaki marketlerden beslendiğim oluyor. Yani böyle acelem oluyor, sabah kahvaltıyı oradan alıyorum, akşam üşeniyorum, gece acıkıyorum, böyle gidip küçük bir şeyler atıştırmalık alıyorum falan. Ama bugün denemediğim bir şeyler deneyeceğim ve safe zone'umdan çıkacağım diyelim. Burada 3 tane ana zincir market var. Bu 3 markette size göstereceğim. O yüzden sabah kahve şu an saat 11.30 falan olması lazım. Sabah kahvaltımı bir yerde, öğle yemeğimi bir yerde, akşam yemeğimi de bir yerde yiyeceğim. Ve bu marketlerin hepsini gezdireceğim. Lafı fazla uzatmadan size ilk marketimize götürüyorum. İnsanların yaşadığı çok fazla kalabalık olmayan bir yere geldim ki kalabalıkla uğraşmayayım diye. Çünkü geriliyorum insan içinde video çekerken. O yüzden şu an birisi izliyor mesela. Çok stresli. Aşacağım. Bunu aşacağım. Bu videolar çekilecek. İlk marketimize kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Çok açım. Aşırı açım. Hemen gidiyoruz. Let's go. Yani utanıyorum çekmeye. Çok gerginim. Ama abi çorap bile satıyorlar. Gerçekten ihtiyacınız olabilecek her şey neredeyse var. Acil böyle bir şey gerekse falan var. İşte böyle ne bileyim acil ruj mu gerekti? Ruj da var. Böyle bir sürü bento box falan da var ama birçoğu bitmiş, çok az kalmış. Tabii ki de herkesin ayılıp bayıldığı onigiriler. Şimdi ben denemediğim bir şey denemek istiyorum. Normalde ben hep bundan alıyorum ama bu sefer şundan alacağım. Böyle bir sürü yiyecek var aynı şekilde, makarna vesaire. Ya öğle yemeğinde yüksek ihtimalle bunlardan bir şey alırım ya da böyle hazır bir box alabilirim. Tabii ki tatlıyı daha unutmamak lazım. Şöyle bir vanilla cream tart alacağım sanırım. Burada bir sürü böyle tatlı var. Başka şeyler de alabilirsin. Genelde böyle değişik dönemsel tatlılar falan da geliyor ve değişiyor sürekli tatlılar. Anlayacağınız ve göreceğiniz üzere utancımdan yerin dibine girdim. Çok geriliyorum birileri. Ben bir şey kaydederken etrafta olunca. Şuradan aldım ama göreceğiniz üzere mesela bakın. Burada bir tane daha var. Hani aslında adım başı derken abartmıyorum. Bazı kombinlerin içinde masa, sandalye vesaire oluyor. İçeride de yiyip içebiliyorsunuz ama benim bu gittiğimde yoktu. O yüzden şimdi yemek yiyecek bir yer bulmamız lazım. Bunları deneyeceğiz. Geberiyorum açlıktan. En başta önünden geçtiğim parka geri gelmeye karar verdim. Yani park gibi de değil de böyle insanlar burada oturup bir şeyler yiyor, içiyor. Şöyle bir sandviçimiz var kahvaltı için. Bu yani herhalde jambon marul, domates, salatalı, krem peynir, yumurta falan içeren şöyle üçlü bir sandviç. Gerçi 7-Eleven'ın sandviçini daha çok beğeniyorum ama bu daha okey gözüküyor. İlk defa yiyeceğim bunu. Böyle vanilla cream tart yazan bir şey aldım tatlı için çünkü tatlısız olmaz. Bir de şöyle üzümlü olduğunu düşündüğüm bir içecek var. Yani üstünde üzüm var. Bu arada önce bunun tadına bakmak istiyorum çünkü bilmiyorum güzel gözüküyor. Deniyorum. Jelibon gibi tadı var. Oha çok güzelmiş. Gerçekten jelibona benziyor ama biraz fazla şekerli. Sandviçimizle devam ediyorum. Buradan şöyle şey gibi Hamza gibi oldu. Şöyle aşağı doğru indiriyoruz. Yani eğer ki dilerseniz bunların üçünü aynı anda da ısırıp yiyebilirsiniz ama ben öyle yemeyi tercih etmiyorum. İlk bununla başlayacağım. Bu yiyeceklerle ilgili en sevdiğim şeyi söylemek istiyorum. Abi bunları hepsini günlük taze yapıyorlar. Bu beni hala şoka sokuyor çünkü o kadar fazla market var ve 7/24 açıklar günlük taze sandviç çıkıyor. Çok güzeldi. Şimdi böyle domatesli, salatalıklı ve krem peynirli olduğuna inandığım sandviçle devam ediyorum. Bu sandviç Ege tadı ya. Domates ve salatalık Ege tadıyor. Böyle anlatabilirim tadını. Tadı çok güzel. Ve son dilimimiz yumurtalı. Hayat. Çok güzel. Sandviçi yok ettim. Ama üzüm suyundan önce su içeceğim çünkü önemli. Su için, su için hatırlatması. Bir de buraya gelen insanlar genelde şunu merak ediyorlar. Diyorlar ki bu marketlerde adam akıllı işte meyve sebze falan yok. Siz sürekli bunları mı yiyorsunuz? Hayır. Bunlar sadece 7/24 çalışan ve her zaman her şeye yani basic şeylere ulaşabileceğiniz küçük marketler. Normal ev alışverişimizde büyük marketlerden yapıyoruz ve içinde her şey var gerçekten. Hani bu marketler sadece böyle küçük atıştırmalıklar, acil ihtiyaçlar falan için. Ama bir
ara isterseniz büyük market turu da yapabilirim. Sıkıntı yok. Tabii ki tatlısız devam eder miyim? Etmem. Tatlıyla devam ediyorum. Vanilya çok seviyorum. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ben normalde Lawson tatlarını gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle bir tane tartını yemiştim böyle. Kremalı, üstünde böyle çilekli milekli. Hatta yayında yemiştim. Tadı inanılmaz güzeldi. Umarım bu daha hayal kırıklığına uğratmaz diyerek... Şöyle bir tipi var. En sevdiğim şey tatlı yemek. Hazırsanız ilk ısırığı alıyorum. Isırdığım yerden göstereyim ortası. Şu şekil. Yumuşacık. Yumuşacık. Böylece ilk yemek faslımızı bitirmiş oluyoruz. Buradan sonra artık öğle yemeğine gideceğiz. Öğle yemeği yiyeceğim. Bence bu güzel bir kahvaltıydı çünkü her şey vardı içinde. İşte domatesli, salatalı, krem peyniri, yumurtası bilmem ne. Güzel bir sandviç, üstüne de tatlı, bir de üzüm suyu. Muhteşem bir kahvaltıydı. Şimdi öğle yemeğine kadar bekleyeceğiz. Ben muhtemelen öğle yemeğimi saat 3.30-4 civarında falan yerim. Saat şu anda 12. Kahvaltımı yaptım. Süperim. Biraz yürüyüş, belki etrafa turlarım. Sizi öğle yemeğinde 7-Eleven'a götürüyorum. Benim favori kombinim. Buradaki herkesin favori kombinisi var bu arada. Kime sorarsanız mutlaka favori kombinileri var. Saat 3.30 oldu. Artık öğle yemeği vaktim geldi bence. 2.5 saattir falan bir tane kafede oturuyordum. Böyle bir tane küçücük içecek aldım. Abi kafede uyuyakalmışım. Böyle ama şey çok değil, 25 dakika falan. Hala uykuluyorum. O kadar böyle şey olmuşum ki içim geçmiş sıcaktan. 30 derece falan hava şu anda. Özetle evet, artık öğle yemeği saatimiz geldi. Şimdi siz 7-Eleven'a götüreceğim. Öğle yemeğimi oradan yemeyi düşünüyorum. Ne yiyeceğime daha karar vermedim ama oraya gittiğimde falan seçeriz herhalde. Bilmiyorum ben. Bu arada şöyle küçük bir detay da ekleyeyim. Bu marketlere kombini deniyor. Ben o yüzden sürekli kombini kombini deyip duruyorum. Convenience store ama burada kombini diyorlar kısaca. Öyle. Bu da böyle bir bilgi olsun. Aa, size Tokyo Tower göstereyim bari yolu. Bakın bakın. Tokyo Tower burada. Abi benim en sevdiğim kombini kesinlikle 7-Eleven. Aslında aşırı da fark etmiyor içeridekiler. Genelde aynı şeyler var. Ama işte büyük, küçük, 3-5 farklı çeşit ya da tatlısı farklı, kesme biçimi farklı bilmem ne. Ve küçük değişiklikler var. Ama ben buranın yemeklerini daha çok beğeniyorum ve benim en sevdiğim kombini. Yani sonsuz tane cup noodle var. Tabii canım cup noodle yemek istemediği için cup noodle yemeyeceğim ama bir sürü var. Baksanıza bu ne abi? Ben şunu seviyorum, soya soslu olanı. Ben basitçiyim abi. Basit şeyleri verin bana. Burada yine böyle kişisel bakım şeyleri falan var bir sürü. Burada böyle mangalar falan da satıyorlar. Mesela şurada Blue Lock var. Animesi bayağı güzeldi bu arada. Öneririm izlemeyen varsa. Burada böyle bir sürü cipsler vesaire var. Ama bak burada mesela bizim yediğimiz cipsler o kadar fazla satılmıyor. Yani mesela Pringles var. Bu cips bence çok güzel. Ben bunu bayağı beğeniyorum. Bence gelirseniz bundan deneyin. Burada aynı şekilde elektronik acil ihtiyacınız olursa onlardan da alabiliyorsunuz. Bu kulaklıklar vesaire, kablodur, bilmem nedir, pil. Her şey var. Her şeyi alabiliyorsunuz. SD kartlar, bilmem neler dahil her şey var. Yine aynı şekilde kırtasiye ihtiyaçları. Lawson'da da var. Bu arada bence Lawson'un tasarımları daha güzel kırtasiye ıvır zıvırlarında. Bunlar klasik, düz, aman. Mesela şunun tadı falan çok güzel. Ben bunun tadını bayağı beğeniyorum. Bayağı hoş bir şey. Ama bakery kısmından bir şey yemeyi düşünmüyorum. Gerçekten yemek yemek istiyorum. Aslında şu hamburgerleri falan hiç denemedim. O yüzden merak ediyorum. Ama canım normal yemek yemek istiyor. O yüzden normal yemek kısmına doğru yürüyorum. Ben şöyle düz bir makarna deneyeceğim galiba. Canım makarna istiyor çünkü. İçecek olarak ne içeceğimi henüz bilmiyorum. Bilmediğim bir şey denemek istiyorum. O yüzden soğuk çay deneyeceğim galiba. Şöyle bir soğuk çay. Tabii ki tatlıyı es geçmiyorum. Tatlıyı es geçmeyip benim çok uzun zamandır denemek istediğim bir şey vardı. Galiba onu deneyeceğim. Sürekli gözüm buna takılıyordu ama asla gidip almıyordum. Bunu denemek istiyorum artık. Yemeğimi seçtim. Vallahi burada da oturup yiyecek alan yok. Bunları yine bir yerde bulacağız, çökeceğiz, yere yiyeceğiz herhalde, bilmiyorum. Kasaya. Let's go. Şimdi burada böyle üstünde yazıyor ne kadar süre ısıtmanız gerektiği. Ben sanırım 500 wattta 3.5 dakika yapacağım. Planım bu yönde yani. Burada böyle mikrodalgalar falan var. Buradan ısıtıyorsunuz. Vallahi kendime fukara gibi yiyecek bir kapı önü buldum. Çünkü yakınlarda gerçekten gidecek hiçbir yer yoktu. Yapacak bir şey yok. Umarım
birini rahatsız etme. Chopstick'lerimizi alalım. Makarnamızın tadına bakalım hemen. Çok merak ediyorum ve çok açım. Dumanlar çıkıyor, görüyor musunuz bilmiyorum ama herkes hazırsa bu et soslu makarnayı ben yemeye başlıyorum. Gayet başarılı. Hava bir tık daha serin olsaydı var ya, çok kıyak olurdu bu. Bunlar da yemek yiyor. Geçenler. Çok güzel. Şimdi çayımızı deneme vakti. Bence bu bayağı limonlu soğuk çay. Üstüne limon var ve çay yani bu. Bunu çok beğenmedim. Şekersiz. Ben bir şeker bağımlısıyım. Yapamam şekersiz. 2 kalori falan mı? O an 0 kaloriymiş. Şok oldum şu anda. Gerçekten 0 kalori yazıyor. Her şeyin yanında 0 gram. Bayağı 0 kalori. Makarna çok kıyak ama ya. Bayıldım. Evde de yapar mısın? Yaparsın tabii ki de ama hani böyle üşeniyorsundur, açsındır. Of ne yiyeceğim ya falan diyorsun. O durumlarda muhteşem gider. Sosu musu da çok güzel. Ben makarnamı yerken kameranın bataryası bitti. Önce yemeğimi bitirdim. Üzgünüm. Sonra bataryayı değiştirdim ve geri geldim. Şimdi sırada tatlımızı yemek var. Şöyle bir tatlı, şu pankek arası bir şeyler. Diyor ki red bean paste var. Bunun Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu biliyorum. Daha önce yedim ama Türkçesini bilmiyorum. Bilenler yazsın. Şöyle. Şöyle bir yapısı var. Bakalım nasıl bir şey. Yani güzel ama biliyorsunuz ki ben bir tatlı gurmesi olarak tatlı konusunda çok detaylı fikir beyan edebilirim. Bence şu işte red bean paste dedikleri şeyi bence fazla koymuşlar. Bir tık daha az olup krema bir tık daha fazla olsaydı daha iyi bir oran yakalanabilirdi diye düşünüyorum. Güzel, ziyan eder miyim? Etmem, yerim. Evde sadece tatlı olarak bu olsa yine yerim. Hiç fark etmez ama markete gitsem almayı tercih eder miyim? Etmem, öyle söyleyeyim. Ve son lokmamızı da yiyoruz. Gayet güzel böyle yemeğiydi. Saat 7.30 civarlarında da Femimart'tan yemek yiyeceğim. Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Ama yine herhalde böyle bir kutunun içine bir bento box gibi bir şey alırım diye düşünüyorum. Ve bu bir yemek videosu, onigirisiz olmaz. Muhtemelen akşam yemeğinde küçük bir bento box ve yanında da onigiri yerim diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum, belki gidince canım bir şeyler çeker. Evet, yolcu yolunda gerek. Ben giriyorum. Artık gördüğünüz gibi hava karardı. Çünkü akşam saat 8-8 çeyrek falan şu anda. Akşam yemeği saati yani geldi. Bugün eve gittiğimde o kadar yorulmuşum, o kadar böyle bitkin hissediyordum ki sıcaktan falan, yürümekten o kadar. 2 saat uyumuşum, uyandığımda da tam akşam yemeği saatiydi. Harika bir saatte uyandım. Şimdi Femimart'a gidiyoruz. Yemek yiyeceğim, ne yiyeceğimi daha bilmiyorum. Birlikte seçeceğiz. Gördüğünüz üzere benzer ürünler devam ediyor. Yine böyle bu 7-Eleven'da gösterdiğim bakery mantığı, bunlar falan var. Yine temel ihtiyaçlar aynı şekilde burada var. İşte nemlendiriciler, bilmem ne, ıvır zıvır. İçecekler şu karşıda. Şimdi oraya gitmeye utanıyorum çünkü burada kasada birisi çalışıyor. Ivır zıvırlar, cup noodle'lar aynı şekilde ama bakın mesela buradaki cup noodle sayısı daha az çünkü daha küçük bir mağaza. Dondurmalar var ya, bir tane de dondurma mı gömsek ne yapsak? Yok ya, yeter. Ama bir şey söyleyeyim, bak şu çok güzel. Ben bunu bayağı beğeniyorum. Bayağı güzel bir dondurma. Evet, bir sürü ve de bir sürü bento box'lar var. Şöyle bir şey denerim. Bilmiyorum. Ya da köri. Köri yiyebiliriz aslında. Köri iyi bir seçenek olabilir. Burada böyle soğuk ramen. Ramen var. Ya aslında baktığınızda özetle hepsi birbirinin neredeyse aynısı. Sadece tatları biraz değişiyor veya işte kesme şekli değişiyor falan ama hepsinin içinde neredeyse aynı şeyler var. O yüzden çok da bir şey değişmiyor. Öğlen makarna yediğim için şimdi makarna yemek istemiyorum ama bayağı güzel. Şöyle makarna falan var. Galiba köri yiyeceğim. Şimdi bir tane onigiri kesin alıyoruz. Bir tane somonlu onigirimiz var. Yanında da köri alacağım. Köri yiyeceğim. İçecek olarak da ne denesek? Ben galiba şunu deneyeceğim. White peach. Günün son öğününü yemeye başlıyorum artık. Belki gece atıştırmalık falan almaya da giderim. Onu da çekerim eğer alırsam. Şöyle bir köri ve pilav. Şöyle bir görüntüsü var. Umarım çok acı değildir bu arada. Güzel gözüküyor ama bakalım tadı nasıl?
Biraz acı. Birazcık acı. Ama okey. Küçücük acı da yok oldum. Şimdi böyle bir içeceğimiz var. Bunun tadına bakacağım. Bunu kesinlikle çaydan ve o üzümlü içecekten daha çok beğendim. Net bir şekilde ama yine alır mıyım bilmiyorum. Tartışılır. Fena değil. Güzel tadı. Hafif böyle baymıyor yani. Bayacak bir tadı yok. Körümüzü yemeye devam edelim. Normalde bu vlogu ben dün çekecektim. Dün bir çıktım. Deli gibi yağmur yağıyordu falan böyle. Şemsiye şıp 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 falan. Sesler düşüyordu. Bugün çekmek istemiyordum çünkü bugün hava 30 derece ve ben sıcakta çok bunalan bir insanım. O yüzden şey diyordum, ulan çekebilecek miyim, nasıl olacak falan ama böyle aslında aralıklı aralıklı çekmiş olmak benim dinlenmeme bayağı yardımcı oldu ve böyle şey oldum. Okey, güzel aslında, o kadar da kötü değilmiş. Beklediğimden daha güzel çıktı bütün yemekler ya bu arada. Bu arada bunlara yani bu köreli pilava, içeceğe ve onigiriye 130 lira civarında bir para ödedim. 638 yen yazıyor. 637 yen pardon. Bence gayet uygun fiyat olarak yani ucuza yemek yiyorsunuz, ucuza doyuyorsunuz ve kötü de değil, taze yemekler falan güzel oluyor bayağı. Family Mart'tan 130 liraya çıktım. Şimdi diğerlerine bakalım. 7-Eleven'daki yemeğime yani makarna, çay ve o tatlıya 165 lira ödemişim. Yani 800 yen ödemişim. Bence o da gayet uygun çünkü tatlısı falan güzeldi. Bayağı dolu dolu, şu an tatlı falan almadım mesela. Öğle yemeğime de 165 lira ödedim. Kahvaltıma da 738 yen ödemişim. Yani bu da yaklaşık 160 lira falan, 159-160 lira falan yapıyor. Yani bütün bir günü total ne kadar yaptı bilmiyorum, şu an hesaplayamadım ama bu kadara en azından marketlerden yiyerek falan geçirebiliyorsunuz ki daha ucuz yiyecekler falan da var. Ben genelde evde falan yemek yapıp evde yemeye çalıştığım için ya da böyle bir restorana falan gittiğim için marketlerden çok fazla yemek yemiyorum. Aldığım zaman genelde bu sabah yediğimiz sandviçlerden ya da böyle onigiri falan alıyorum. Onun dışında bir şey pek almıyorum açıkçası akşam yemeği falan. Çünkü makarna yani gider evde yerim, anladın mı? Ama ziyarete gelmiş olsaydım ve böyle çok para harcamak istemiyor olsaydım yemeğe kesinlikle marketlerden yerdim yani. Çünkü herhangi bir restorana gittiğiniz zaman gerçekten 2000 yen aşağısına çıkmak biraz zor. Yani çıkarsın ama ne bileyim, bu daha ucuza geliyor. Bayağı daha ucuza geliyor hem de. Ben genelde böyle ülke gezerken falan en çok böyle yemekten ve otelden kısmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla böyle üst kalite yemek arayan bir insan değilim açıkçası. Ya da otelimin böyle aşırı lüks olmasını beklemiyorum. Çünkü genelde geziyorum ve otelin böyle aşırı iyi olmasına falan ihtiyacım pek olmuyor. O yüzden olabildiğince ucuz yemekler yiyorum ve ucuz otellerde kalıyorum. Ortalama otellerde kalıyorum daha doğrusu. O kadar kötü otelde kalamam. Ama ortalama diyelim. Aşırı lükse kaçmadan. Bunun dışında şimdi son olarak Hamza'yı da anarak onigiri yiyeceğim. Somonunu aldım. Bu tabii ki de benim sürekli yediğim bir şey. Yeni bir onigiri denemek istemedim. Çünkü midemi bozmak istemiyorum şu anda. Çok şey yedim bugün. Nasıl diyor ama şey diye. Yukarıdan aşağı. Kız benimki niye kopmadı şuradan? Ha, soldan sağa gidemiyoruz. Çünkü ha, şöyle... soldan sağa, sağdan sola. Bu şey, paketi bu arada iki paketten yapıyorlarmış. Bir tanesi yosunun içinden geçiyor ki pilava deyip de yumuşamasın diye. Şu an çıtır çıtır tadı ve çıtır çıtır gelecek. Hazırsanız yiyorum. Gerçekten çok seviyorum. Gerçekten... ben somoncuyum kardeşim. Ben basit. Beni çok karıştırmayın. Ton balığı yiyorum. Somon yiyorum, o kadar. Bir de tabii böyle işte levrek mevrek falan yiyorum da onları babam yapınca güzel oluyor. Baba salatasıyla güzel oluyor. Bir de ben böyle antin kuntin çok karışık şeyleri de sevmiyorum. Diyorum ya, hep çocuk gibiyim. Bu arada onigirimin sonlarına gelirken videonun da artık sonuna geliyoruz. Ben biraz dışarıda video çekmeye utanan bir insan olduğum için belki böyle biraz sessiz kalmış olabilirim. Biraz utanarak böyle falan diye konuşmuş olabilirim. Özür dilerim onun için. Gerçekten alışmaya çalışacağım. Çalışıyorum ki ilk mesela sabah Lawson'da başladıktan sonra işte 7-Eleven ve şu anda böyle bence daha iyi gitti enerjisel olarak, öyle düşünüyorum. Umuyorum ki siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Daha çok böyle dışarıda content yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi biraz utanıyorum. Bir de çok uzun zamandır dışarıda böyle sesli video çekmedim. Kimsenin umurunda değil bu arada, biliyorum ama işte. Başka böyle istediğiniz contentler, içerikler varsa yorumlara kesinlikle yazabilirsiniz. Dikkate alıyorum. Hatta bu videoyu da sevgili dostum, canım, kardeşim Ennur'a armağan etmek istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır benden bu videoyu istiyor. Çok yakın arkadaşım ve sürekli bana şey diyordu. Her 1,5 yıldır falan söylüyor herhalde. Gözde ne olur? Bak gideceksin. Daha gelmeden önce diyordu. Gözde çok güzel market videoları çekiyorlar. Ne olur sen de çeksin o market videolarından falan diyordu bana. Düzenli
olarak kafamın etini yiyip bitirdiği için ben bu videoyu Enur'a armağan etmek istiyorum. Umarım sevmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Ben daha iyi hissediyorum ve daha iyi videolar yapacağımızı düşünüyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz de çok çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, buraya geldiyseniz, bu noktaya kadar geldiyseniz yani. Teşekkür ediyorum ve sizlere kocaman öpüp sonraki videoda görüşürüz diyorum. Ve son parçamı da dinliyorum. Hoşçakalın. Unbreakable.